Beyin açık havadayken ve ayaktayken daha iyi çalışır. İnsan beyninin ayaktayken yaklaşık %10 daha fazla çalıştığı düşünülmektedir. Hayatınızla ilgili önemli kararlar alırken açık havada veya doğada deneyebilirsiniz. Yürürken kolları sallamak beynin performansını olumlu etkiliyor. Önemli kararlarınızı açık havada kollarınızı sağa sola sallayarak yürürken almaya ne dersiniz? Yabancı bir dil öğrenmek beyni güçlendiriyor. Her gün birkaç yabancı ya da yerli yeni kelime öğrenip kullanabilirsiniz. Sözlük okuyabilirsiniz. Alışveriş listesi veya telefon numaralarını ezberlemeyi deneyebilirsiniz. Zihinsel jimnastik veya antrenman yapın. Bunun için çeşitli bulmacalar çözebilirsiniz. Satranç gibi akıl oyunları oynayın. Rutin olarak tekrar ettiğiniz davranışlardan vazgeçin. Bazen telefonu sol elinizde tutun, çantanızı diğer elinizde taşıyın. Evinize başka bir yoldan gidin. En azından bir günlüğüne televizyon kumandasını sık kullanmadığınız elinizde tutun. Entelektüel zevklerinizi geliştirmek için her gün mutlaka iyi bir özdeyiş antolojisinden bir cümle okuyun. Beyninizi kaliteli cümlelerle besleyin. Her gün güzel bir resme veya fotoğrafa bakmaya çalışın. Estetik algınız gördüğünüz estetik şeyler kadar gelişir. Sevdiğiniz bir müziği bir süre gözleriniz kapalı dinleyin. Beyin otoriteleri tarafından klasik müziğin zekaya 7 puan eklediği iddia edilmektedir. Günde aklınızda 60 bin ile 80 bin arası düşünce geçer. Bu düşünceler ne hakkındaysa hayatınız da ona göre şekillenir. Unutmayın, kafanızda en çok neyi düşünürseniz hayatınızda da onu çoğaltırsınız. Bir konu hakkında düşünürken nasıl düşündüğünüzü de gözlemleyin. Düşünmek üzerine düşünmek beyin ve düşünce kapasitesini artırır. İyi bir uyku kaliteli bir beyin için şarttır. Çok uyuyorum diye üzülmeyin. Einstein'ın günlük 10 saatten fazla uyuduğu biliniyor. 24 saati geçen uykusuzluk beyinde sarhoşluğa benzer bir etki yapar. Bol ve temiz oksijen beyin için çok önemlidir. Beynimiz ağırlık olarak vücudumuzun %2'sini oluşturduğu halde vücudumuza gelen oksijenin %25'ini tüketir. Oksijensiz kaldığımızda ölümü gerçekleşen ilk organımız beyindir. Odanızın penceresini açarak kendinize bol bol oksijen ısmarlayın. Farklı düşünme tarzları beyninizi geliştirir. Çocuklar veya hayvanlarla daha fazla vakit geçirin. Sizden farklı düşünen insanlarla konuşun. Kullanılmayan organ körelir. Sürekli televizyon seyrederek beyninizi düşük vitesle çalıştırmayın. Beynin en tehlikeli yanı ters çaba kuralına göre çalıştığı anlardır. Başınıza gelmesinden en çok korktuğunuz şeye odaklanırsanız korktuğunuzu başınıza getirir. Buna ters çaba kuralı denir. Beyin odaklanılan hedef olumsuz olsa bile bunu gerçekleştirmek için çalışır. Topluluk önünde konuşma yaparken acaba heyecanlanır mıyım diye düşünürseniz heyecanlanırsınız. Beyni yoran monotonluktur. Hayatınızı ne kadar renklendirirseniz beyninizi o kadar neşelendirirsiniz. Beyin kısa süreli hafızada 5 ila 7 arasında bilgi işleyebilir. Yeni bir bilgi gelince bu bilgilerden birini atar. Buna sihirli sayı kuralı denir. Bu kural aşılıp aşırı bilgi yüklenmesi durumunda beynimiz servis dışı olur. Hayatınızın en büyük kararlarını alırken kafadan değil, tıpkı 5 haneli 2 rakam grubunu çarparken yaptığınız gibi bir kağıt üzerine yazarak ne yapacağınızı hesaplayın. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Fiziksel zindelik, zihinsel zindelik getirir. Uzun süre hareketsiz kalmak zihni de hareketsizleştirir. Spor yapmaya, fazla kilolarınızdan kurtulmaya özen gösterin. Yeterince su için, çünkü insan beyninin %78'i su ile kaplıdır. Ders çalışırken ilk öğrenilenler, son öğrenilenler, sık tekrarlananlar ve ilginç bulunanlar en çok akılda kalanlardır. Dersleri kısa aralar vererek çalışmak akıllıca bir harekettir. Bu hafta kafanızı nasıl daha iyi çalıştırabileceğiniz üzerine daha fazla düşünün. Unutmayın, beynimizi daha iyi çalıştırmak için kullanacağımız organ yine beynimiz. Aklınızı başınıza toplayın ve kullanın. Sizce şu an resimde görünen daireler içinde turuncu olanlardan hangisi daha büyük, sağdaki mi yoksa soldaki mi? Yorumlar kısmına yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.